Sultanım, hayırlı sabahlar. Cihangir uyandı mı? Uyandılar sultanım. Yemeğini hazırladım. Ancak hiçbir şey yemiyorlar. Dünden beri huzursuzlar. Ağrılar mı var yoksa? Cihangir, aslan oğlum. Gel buraya. Aslan oğlum, neden yemeğini yemiyorsun? İstemiyorsan başka bir şey hazırlasınlar sana. Yemeyeceğim. Olmaz öyle bir şey. Yiyeceksin ki abilerin gibi güçlü kuvvetli olabilsin, değil mi? Filozun aldı, o yedilsin. Ben onu istiyordum. Firuze yok artık. Gitti. Bundan böyle Nazlı seninle alakadar olacak. Hı? Hayır, Firuze gelsin. Nazlı olsa aldı. Firuze yok dedim. Gitti. Bir daha da gelmeyecek. Üzülme oğlum. Annen yanında. Ben yedireceğim sana. Hı? Cihangir, yapma böyle. Bak hepimiz çok üzülüyoruz. Firuze nerede? Onu çağırın. Şehzadem. Mehmet. Validem onu kovdu. Buraya gelmesi yasak. Niye? Ne oldu ki? Siz çıkın. Ben onunla kalırım. Nazlı, merhemi getir. Ben süreceğim. Cihangir hadi canım, üzerini çıkartalım. Sık olmayacağım, Firuze gelsin. Şehzadem. Siz üzülmeyin. Ben vakit buldukça sizi ziyaret ederim. Oldu, kalk gitme. Nazlı Hatun hep yanınızda olacak. O benim yokluğumu size hissettirmez. Şehzademizin yemeğini getirin. Neden gittin sen? Niye kızdı annem sana? Firuze. Acele et biraz. Validem gelmeden çıkman lazım. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Sabah erkenden çıkmışsınız dairenizden. Rüstem Ağa'yla görüştüm. Bizden haber bekliyor. Sonra biraz dolaşmak istedim. Evet. Sümbül. Senden başka kimse bilmeyecek. Bilhassa Nigar. Zinhar bir şey anlatmayacaksın ona. Anladım sultanım. Sultanım, dilerseniz sizin için hamama hazırlatayım. Malumunuz su rahatlatır. Paku temiz.
Validem. Ben çağırdım. Cihangir için. Nazlı. Şehzademi odasına götür. Yine gel. Ben sana evlatlarımdan uzak durmanı söylemedim mi? Nasıl gelirsin buraya? Bu ne cüret? Validem, onun bir günahı yok. Madem bu kadar cesurdun, neden bir zavallı gibi saklandın? Korktum. Ama sizden değil sultanım. Hünkârımızı kaybetmekten. İnsan sadece sahip olduğu şeyleri kaybedebilir. Sen kalmayacağım. Validem. Sakın bir daha ailenin yanında bir başkasını savunma. Sakın.